Evet canlarım trigonometrinin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Birinci bölümü izlemediyseniz muhakkak izleyin derim arkadaşlar. İkinci bölümle devam ediyoruz. Evet, trigonometrik fonksiyonlar. Tek tek bunları bir inceleyelim. Kosinüs ve sinüs fonksiyonları demiş arkadaşlar. Bakın biz burada en başta ne göstermiştik? Konunun en başında sinüs nedir, kosinüs nedir? Üçgen içerisinde göstermiştik değil mi arkadaşlar? Üçgende göstermiştik. Şimdi burada şu şekilde ispatını yapmış olalım. Biz buraya ne diyelim arkadaşlar? Şuraya x diyelim. Bu uzunlukta y olsun tamam mı? Kosinüs neydi burada? Kosinüs alfa. Komşu bölü hipotenüs. Yani x bölü birden x. Yani bu x ifadesi neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? Kosünüsle. Sinüs alfa. Sinüs alfa ne burada arkadaşlar? Y bölü bir değil mi? Y bölü bir. Yani y'nin kendisi de neye eşit oldu arkadaşlar? Sinüs alfaya eşit olmuş oldu. Tamam mı? Aa, buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Bakın. OL kosinüs alfa. ale sinüs alfa. E sin kare artı kos kare. Bak. Pisagor yani sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir. Birin karesi değil midir arkadaşlar burada? Budur. Yani şu hayati formül. Trigonometrinin temeli, babası, şahı bu formülü arkadaşlar çok iyi ezberleyeceğiz. Bakın bir de burada birkaç tane özellik var. Onlara da dikkat edelim arkadaşlar. Bir diğer özellik şu. Dikkat edin biz bu eksen ne? Şu y ekseni sinüs ekseni alınmış. Yani biz bu eksene ne diyoruz? Sinüs ekseni diyoruz arkadaşlar. Alfa diye. Sinüs alfa ekseni diyoruz. O eksene. Ha, x eksenine ne diyoruz? Şu eksene de kosinüs alfa ekseni diyoruz biz bu eksene. Tamam mı arkadaşlar? Bakın sinüs alfa, sinüs alfa Burada hangi aralıkta bak şurada taradığım hangi aralıkta? Eksi 1 ile 1 arasında değil mi? Bak sinüs alfa hangi aralıktaymış arkadaşlar? Eksi 1 ile 1. Kosinüs alfa bak kosinüs alfa da burası. O da eksi 1 ile ne arasında arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 bu da hayati önem taşıyor. Kosinüs alfanın alacağı en küçük değer eksi 1. Kosinüs alfanın alacağı en büyük değer 1. Ve bu aralıklarda değişir. Kosinüs alfa atıyorum. Kosinüs alfa eşittir 2 olamaz. Yani birden büyük olamaz arkadaşlar tamam mı? Bir de eksi birden küçük olamaz. Sinüs için de aynısı geçerli. Yani tam kümesi bir türlü reel sayılar. Görüntü kümesi hangi aralıkta? Eksi bir ile bir arasındadır. Evet hep eksi birle ile bir arasında görüntü kümesi arkadaşlar. Burada şu üç tane almış olduğum pembe içerisine almış olduğum arkadaşlar formüller bizim için hayati önem taşıyor. Bir köneri, bir köşeye yazın buna. Tamam mı? Şimdi gelelim biraz önce bir önceki dersimizde demiştik. Bir daha değineceğiz. Bir daha değiniyoruz. Burası 0 derece değil mi? Ondan sonra burası ne olur? 90 derece. Sonra burası 180. Burası 270. Tekrar döndük. Yani şöyle döndük geldik. 360 dereceye geldik arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki 1'e 0 noktası 0'a 1 noktası eksi 1'e 0 noktası 0'a eksi 1 noktası. Tamam mı? bunlarla ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Ne gibi değerlendirmelerimiz olacak? Şöyle. Şu sağ tarafta gördüğünüz şu tablo var ya buradaki bu tablo. Bu tabloyu buradan dolduracağız. Peki nasıl doldur? Şimdi şurada arkadaşlar şu çok önemli. Sıfır derece. Bakın. Kosinüs sıfır. Kosinüs 0 arkadaşlar. Bak bu kosinüs 87 değil mi? Kosinüs sıfır neye eşit? 1'e eşit. Sinüs 0. Sinüs 0 arkadaşlar. Sinüs 0 da 0 eşit. Sinüs 0 1, 0 olur arkadaşlar. Tamam mı? Bakın kosinüs ekseninde kosinüs veriliyorsa o eksendeki x'leri alırsınız. Kosinüs 0 ne? O eksende 1'e eşit. Sinüs 0 ne? Buraya gelir. Merkeze gelir. Bu da ne olur? 0 olur. Sinüs 0 0. Devam ediyorum. Yukarıya geliyorum. Buraya. Sinüs 90 nedir burada arkadaşlar? Sinüs 90 bak burası sinüs ekseni değil mi? Burası sinüs ekseni. Sinüs 90 1'e eşittir. Ama kosinüs 90, kosinüs 80'i şuradaki eksen olduğu için arkadaşlar şu eksen olduğundan dolayı kosinüs 90 nereye gelir? Buradaki sıfıra gelir. Devam ediyoruz. Buraya geldik. Şuraya geldik. E, kosinüs 180. Kosinüs 180 nedir arkadaşlar? Eksi 1. Sinüs 180 nedir? Bu da sıfırdır. Şuraya geldik. Arkadaşlar kosinüs burada kosinüs 270 Nedir kosinüs 270? Kosinüs 80'i e buraya baktığı için sıfıra gider. Sinüs 270, sinüs 270. Burası sinüs 80'inde olduğu için eksi 1'e gelir arkadaşlar. Aynı şey. Kosinüs 360. 360 burada. Kosinüs de x 80 olduğu için 1'e eşittir. Sinüs 360 o da nedir? 0'dır. 60'dır. Bunların içerisinden neleri çıkarsınız artık rahatlıkla tanjant, kotanjantı ne yapmış olursunuz? Çıkarırsınız. Yani şu tabloyu bir kısmını sizlerle beraber dolduralım. Yani ne demek istiyoruz biz bu tabloda arkadaşlar? Şu. Ee, sinüs 0 nedir arkadaşlar? 0'dır. Sinüs 90 nedir? 1'dir. Sinüs 100 eksen nedir? 0'dır. Sinüs 270 nedir? Eksi 1'dir. Sinüs 360 nedir arkadaşlar? 1'dir. Tamam mı? Bunu o çemberin üzerinde size ispatlamıştım. Kosinüs 0 nedir? 1'dir. Sinüs, kosinüs 90 nedir? 0'dır. Kosinüs 180 nedir? Eksi 1'dir. Kosinüs 270. Dur, dikkat ettiniz mi? Kosinüs 90 ile 270 de hep ney? 0'a 0 sıfır gidiyor. Sonra kosinüs 360 bu da 1'dir. Tanjant neydi? Sinüsün kosinüse bölümü değil mi? Yani 0'ın 1'e bölümü 0. Tanjant. Ee, buradan Tanjant 0, 0. Tanjant 90 nedir? 1 bölü 0. 1 bölü 0 ne? Tanımsız değil mi? Tanımsız. E ondan sonra bakın tanjant 180. 0 bölü eksi 1 ne? Tanjant 270 eksi 1 bölü 0. Tanımsız. Tanımsız. E, tanjant 360. Evet tam burada. Burada bir yerde hatamız olmuş değil mi? O da ne? Sinüs 360 nedir arkadaşlar şurası? sıfırdır. Tanjant 360 nedir burada? Sıfırdır değil mi arkadaşlar? Evet devam ediyoruz. Kotanjant ne? Kotanjant 1 bölü 0. Yani tanımsız. Tanımsız. Kotanjant 0. Tanımsız. Kotanjant 90 nedir? 0 bölü 1. Tersten bölüyoruz ya. Kosinüs bölü sinüstür değil mi kotanjant? Arkadaşlar bu da nedir? Sıfırdır. Tabi e, tanjantın kotanjantın arkadaşlar sinüs bölü kosinüs. Kosinüs bölü sinüs olduğunu biraz sonra ne yapacağız? sizlerle beraber göstereceğiz. Hemen şuraya not almış olayım. Tanjant x demek ne demektir? Sin x bölü kos x demektir. O tanjant x ne demektir? Kosinüs x bölü sinüs x demektir. Aynı zamanda. Biraz sonra bir daha değineceğiz. O tanjant x ne arkadaşlar? Buradan tanım E, o tanjant e, 270 ne? Kotanjant 270 0 bölü eksi 1'den sıfır. Ondan sonra burası da nedir arkadaşlar? Tanım hızdır. Buradakilerin hepsini nereden elde ediyorum? İşte şuradaki çember arkadaşlar. Bu çember bizim için hayati önem taşıyor. Buradaki çemberin üzerinden. Kosinüs ekseni üzerinde olan 0, 360, 180'ler 1 ya da eksi 1'e eşittir. Sinüs ekseninin üzerinde olan 90 ile 270'ler 1 ya da eksi 1'e kısacası eşittir. Geri kalanlar 0'dır. Tanjant Tanjantta sinüsü kosinüse bölüp kosinüsü sinüse bölüp oradan ne yapıyorsunuz? Buluyorsunuz. Hemen şuradaki şu soruda bir alıştırma yapmış olalım şurada. Demiş ki sin alfa artı kos alfa 1 buna göre eşitliğini sağlayan alfa açılarının toplamı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi hangi durumda sin alfa artı kos alfa eşittir 1 olur? Hangi derecelerde olur? Bu önemli arkadaşlar. E şimdi ben buraya bak sıfırdan başlıyorsun. Sıfır verdim sıfır verdim. Sıfır verirsem ne olur arkadaşlar? Ee, sıfır sıfır sıfırdır. Kosinüs sıfır bir olduğu için bir tane derecemiz nedir burada? Sıfırdır. Devam ediyorum. E, 90 verdiğiniz zaman bak 90 ver. Buna da 90 ver. Kosinüs 90 sıfırdır. Sinüs 90 nedir arkadaşlar? Birdir. Demek ki bir derecemiz de nedir? 90'dır. Devam ediyorum. 90 180 versem kurtarmaz. 180 sıfırdır değil mi? E, kosinüs e, 180'de e, eksi 1'dir. Değil mi? Şu kosinüs alfanın yerine olduğu belli zaten. Kosinüs 180 eksi 1'dir. Eksi 1 ile 0 toplar 1. Bu olmaz. Burası ne yapmaz? Sağlamaz. Bundan sonra 270 de arkadaşlar sağlamıyor 270 360'a geliyorum kosinüs sinüs 360 sıfırdır kosinüs 360 da birdir burayı da ne alıyorum 360 e bunların toplamı da nedir arkadaşlar? 450 çıkmış olur. Gelelim şuraya arkadaşlar. Kosinüs x eksi sinüs y eksi 2 ise x artı y nedir? Kosinüs x. Arkadaşlar burada nedir? Yine değer veriyorum. Bakın sin şurayı yazalım. Kosinüs x eksi sinüs y eşittir eksi 2. Kosinüs x kosinüsü ben x'ine vereyim 180 vereyim buradan ne gelir eksi 1 gelir y'ye ne vereyim arkadaşlar y'ye de 90 vereyim ki e buradan da ne gelir sin 90 değil mi sin 90 nedir 1'dir bir eksi 1 de burada gelir eksi 1 ile eksi 1 ne olur eksi 2 olmuş olur o zaman x artı y toplamımız ne olur 180 artı 90'dan 270 çıkmış olur arkadaşlar gelelim şu güzel sorumuza şu Soru birçok kitapta karşınıza çıkacak arkadaşlar. Buradaki a ifadesi 3 sin x artı 1'miş. a hangi aralıktadır? Sinüs x ifadesi hangi aralıktaydı arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasında değil miydi? Evet eksi 1 ile 1 arasındaydı. Şimdi her tarafı 3 ile çarpalım. Eksi 3, 3 sin x arkadaşlar. Buradan da 3. Her tarafa 1 ekleyelim. 1 eklersem eksi 2. 3 sin x artı 1. Buradan da 1 ekle 4. Yani A aralığı hangi aralıkta arkadaşlar? Eksi A aralığı. Burası zaten A'ya eşit oluyor. A eksi 2 ile 4 arasında köşeli parantez bu aralıkta. Gelelim soru olmak üzere A'nın değer aralığı nedir demiş bize. A'nın değer aralığı nedir? Yani A'nın değer aralığı dersen en küçük en büyük değer aslında. Yani burada şunu diyelim. Sinüs x hangi aralıkta? Eksi 1 ile 1. Bir. Kosinüs y hangi aralıkta arkadaşlar? O da eksi 1 ile 1 arasındadır. Alt alta toplarsanız burayı eksi 2 küçük eşittir sin x artı kos y bu da küçük eşittir 2. Buraya ne diyorum? Aha. Hangi aralıkta? Eksi 2 ile i arasındadır diyorum. Buradan bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya en küçük değer olarak ikinci yol şöyle diyebilirsiniz. En küçük buraya ne verebilirim? Eksi 1. Buna ne verebilirim? Eksi 1. O zaman en küçük değer ne oldu? Eksi 2 oldu. En büyük buraya ne verebilirim? 1. Buna ne verebilirim? 1. 1. 1 daha en büyük ne oldu? 2. İki. Eksi 2 ile 2. Yani en büyük ve en küçük değerleri bir bulabilirsiniz. Aşağıda aşağıda burada da arkadaşlar. Böyle yapıyoruz yine. Buranın alacağı en büyük değer demiş. E aralacağı en büyük değer. Sinüs x'in alacağı en büyük değer kaç? O sinüs y'yi ben en küçük alayım ki eksi 1 çarptığım zaman en büyük olmuş olsun değil mi? A eşittir ne oldu? 2 çarpı 1 eksi 5 çarpı eksi 1 oldu değil mi? Burası da ne oldu? 2'ye 5, 2, 5 topla kaç eder? 7. En büyük değeri kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Gelelim şuraya. Sinüs alfa 2x eksi 1 ise x hangi aralıktadır demiş. Şimdi sinüs alfa hangi aralıkta arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasında değil mi? X'i sormuş. Dikkat et. Şimdi bunun yerine yazalım o zaman. Eksi 1 arkadaşlar küçük eşittir. Yerine yazıyorum. 2x eksi 1 bölü 3 küçük eşittir. Arkadaşlar 1. Sonra bununla burayı ve burayı çarpalım. Ne olur? Eksi 3 küçük eşittir. 2x eksi 1 eşittir 3. Buraya doğru devam edelim. Buradan eksi 1'i buraya ve buraya atalım. Atarsak ne olur burası? Arkadaşlar eksi 1 artı 1 geçer. Eksi 2 eder. Eksi 1 artı 1 geçer. X artı 4 eder. Ve her tarafı 2'ye bölersem. Tarafı 2'ye böldüğüm zaman. Yani 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye böl, böl. Buradan ne olur? Eksi 1 küçük eşittir. X küçük eşittir ne oldu? 2. X hangi aralıkta olur? eksi 1 ile 2 arasında oldu diyoruz arkadaşlar. Gelelim şu sorumuza. Bu sorumuzda arkadaşlar ne demiş? Bu ifadenin bu olduğunu gösterin demiş. Peki. Şurasının açılımı nedir arkadaşlar? Sin kare x eksi kos kare x çarpı sin kare x artı kos kare x'tir. Artı kos kare x. İnkar artı kos kare nedir? 1'dir. E ne kaldı burada? İn kare x eksi kos kare x artı kos kare x değil mi? Buradan kos kare x'ler de gider. Ne kaldı sonuçta? Bin kare x almış oldu. Bu da önemli olan 1 üzeri 4 1 üzeri 4'ün açılımı. Yani a üzeri 4 eksi b üzeri 4'ün açılımı. Hatırlarsanız iki kare farkından a kare eksi b kare a kare artı neydi b kare buradan yapmış olduk. Bakalım şu sağ tarafta bir soru var mı dur? Evet var. Bu soruya da bakalım. Şimdi ilk birbirine benzemiyor. Benzetelim o zaman. Benzemiyorsa benzetelim. Sin kare x 1 eksi cos kare x değil mi? Evet. Öyledir. Hani hatırlıyorsunuz sin kare x artı cos kare x neydi? 1'di. Değil mi? E ben buradan buradan bir cos kareyi buraya atarsam. 1 eksi cos kare x'in kare eksi olmaz mı? Olur. İn kare y nedir arkadaşlar? 1 eksi cos kare y'dir değil mi? Hee yukarısı ne oldu? cos kare x eksi cos kare y bölü. 1 eksi cos kare x. Eksi'yi dağıtıyorum içeriye. Eksi 1 artı cos kare y. Bunlar gitti. Ne oldu burası arkadaşlar? Bakın. Yukarısı cos kare x eksi cos kare y. Aşağısı cos kare y eksi cos kare x değil mi? Aaa birbirinin zıttı. Bunlar giderse ne olur? Sonuç eksi 1. cos kare eksi, x eksi cos kare y cos kare y eksi cos kare x birbirinin zıttı eksi 1. Ya bu şu atıyorum a eksi b b eksi a'nın bölümü bunlar giderse birbirinin zıttı olduğu için ne çıkar? Eksi 1. Bunun gibi arkadaşlar. Birbirimiz X'ye Y'ye X olduğu için cevap birbirini götürür ve eksi 1 oldu. Evet, gelelim sorularımıza devam edelim. Bu olduğunu gösterin. Gösterelim. Sin kare X neye eşit? 1 eksi cos kare X. 1 artı cos X. Değil mi arkadaşlar? Bak bir daha. Sin kare X artı cos kare X eşittir 1'den. Bunu bu tarafa atarsan sin kare X 1 eksi cos kare X. Peki 1 eksi cos x'in 2 kare açılımı 1 eksi x 1 artı cos değil midir arkadaşlar? Evet. Bölü 1 artı cos x. Bunlar gitti ne oldu? 1 eksi Oldu son. Bir altındaki soruya bakalım arkadaşlar. Bir altındaki soruda bu soruda bu ifade a'ya eşit olduğuna göre demiş ki bu ifadenin a cinsinden değeri. Bakın bunun paydasını 1 eksi sin x ile çarpalım. Yukarıyla. Cos x çarpı 1 eksi sin x bölü. 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'in çarpımı 1'in karesi eksi sin kare eder. Buradan da arkadaşlar buradan da e, ne çıkar? 1 eksi sin kare x bu da cos kare x değil midir? E bunun bir tanesiyle bu gitmez mi? Yani 1 eksi sin x bölü cos x oldu. Bu da eşittir a mı? Evet. A. Eee, bak bulduk. Cevap. Demek ki bunun eşleniğiyle çarptığım zaman pay ve paydayı çıkan sonuç zaten burada dediğini verdi değil mi? Burada istediğini vermiş oldu bize ve sonucumuz ne çıktı? A çıkmış oldu. Evet alttaki ne bakalım. Bu ikisini kosinüs 4x parantezine alalım. Burada ne kalır? cos kare x. Burada ne kalır? Arkadaşlar sin kare x kalır değil mi? Yani kosinüs 4x parantez şuradan ne kalır? Cos kare x. Burada da sin kare. Cos kare artı sin kare nedir? 1'dir. E cevabımız nedir? Cos üzeri 4x 1. Evet. Gelelim şuraya arkadaşlar. Burada da ne yapıyoruz? Bu çok önemli bizim. Bakın her zaman şunu söyledim. Bir sayısalcının iyi bir eşit ağırlıkçı Kuralı ezbere bilmesi lazım. A kare artı B kare. A artı B'nin karesi eksi 2 ab kuralı. Önemli. Yani burada da A üzeri 4 demiş. O zaman A üzeri 4 B üzeri 4. O da şudur. A kare artı B karenin karesi eksi 2 A kare B kare. A dediğimiz ne? Kos. B dediğimiz sin alfa değil mi? Buradaki A dediğimiz kos alfa. B dediğimiz sin alfa. E, sin kare artı kos kare. Bunun içerisi. Burası yani arkadaşlar. Burası 1 değil midir? 1'dir. 1'in karesi nedir? 1. 1 eksi 2 a kare b kare. Hmm, bu neymiş arkadaşlar? 1 eksi 2 a kare b kareymiş bu. Artı 3 a kare b kare. Eksi 1. Eksi 1 ile artı 1 gitti. Bundan bunu çıkar. A kare b kare olur. A kare b kare de demek ne demektir? Sin kare alfa kos kare alfadır. Buraya gelelim. Buradaki sorumuza bakalım. Yes. Evet. Şimdi bakın bazı sorularda biraz pratik düşünmemiz gerekiyor. Şurayı kod kare x parantezine alalım. Yani 1 eksi biz x artı 1 bölü 1 artı sin x. Faydaların eşitliği. Burayı 1 artı sin x de. Burayı 1 eksi x de. Kareyi çarptığımız zaman yukarıda ne olur arkadaşlar? 1 artı sin x artı 1 eksi sin x bölü 1'in karesi eksi sin kare x. Bunlar gitti mi gitti? 2 bölü 1 eksi sin kare x değil mi? Cos kare x. E şurası neye eşit? Şurada yazacağız ya altına. 1 eksi sin kare x zaten cos kare x değil miydi? Değil mi arkadaşlar? E bunlar da gitti. Ne kaldı sonuç? 13 arkadaşlar. 2 çıkmış. Oldu, Tamam mı? Hep neyi kullandık? Dikkat edin, bak şu ifade var ya şuradaki şu, 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 şu ifade biraz daha bastı. Bu ifade arkadaşlar, şöyle çevirmeniz çok önemli bunu. Sin kare neye eşit kullanıyoruz? 1 eksi kos kare, x kos kare neye eşit? 1 eksi sin kare. Bu ifadeleri çok sık kullanıyoruz, adettiğiniz hmm. gibi arkadaşlar. Gelelim tanjantla kotanjant fonksiyonumuza. Tanjantla kotanjant. Deminden beri sinüs kosinüsü gördük. Tanjant kotanjant. Şimdi tanjant kotanjantın birim çember üzerindeki gösterimi nedir? Şimdi burada arkadaşlar şurada çizilen doğrular şu çizgiler var ya şu doğrular. Şu, burada da şu. Eksenle bu. Bu doğru. Arkadaşlar şurası kaç birim? Bir birim değil mi burası? Bir. Buraya da ne diyeyim? Şu uzunluğa da y. Tanjant alfa. En başta ne demiştim tanjant alfa? y bölü 1 değil mi? Karşı bölü komşu. Yani y eşittir. Tanjant alfa. Demek ki buradaki tanjant alfa buradan geliyor. Gelelim şurası da ne demiş? Kotanjant alfa demiş. Yani burası alfa ise şurası da alfa olmaz mı? Alfa olur değil mi? Şu uzunluğa da ne diyeyim? x diyeyim. Burası ne zaten? 1 değil mi? Bilim kemberde. E Kotanjant alfa Arkadaşlar kotanjant alfa x bölü 1 değil mi? bölü 1. E buradan x eşittir ne çıkar? Kot alfa çıkmış olur. E buradaki kotanjant alfa da bu buradaki şu kotanjant alfa da buradan gelmiş oluyor. E çemberlerle alakalı aşağıda ben biraz daha detaya gireyim. Öyle diye. Bazı sorularda sıkıntılar olabiliyor ondan dolayı. Diyelim ki şu çubuğumuz nerede bizim? Burada. Ee, bizim çizmiş olduğumuz tanjant eksenimiz neresi? Burası değil mi? Şuraya teğet Tanjant eksenimiz. Ee, dedik ki biz burası nedir arkadaşlar? Şurası bir birim olduğunda burası nedir? Tanjant alfadır dedik. Bu uzunluğa. Ee, burada aynı şekilde şuradan çizdiğimiz zaman bu uzunluğa da ne dedik arkadaşlar? Ee, bu alfa açısı buraya göre diyoruz. Tabii ki. Ee, bizim buradaki uzunluğumuz da arkadaşlar ne oluyordu? Kotanjant alfa. Diyelim ki burası alfa ise işte, iç ters açılardan burası birdir. Burası da ne olur? Kotanjant alfa eder. Şurası da kotanjant alfa eder. Bunu biliyoruz zaten değil mi? Bir tekrar için çizdim. Bir daha siliyorum şimdi. Bir siliyorum. Evet, burada bir şey daha söyleyeceğim size arkadaşlar. Bir ifadeyi söylemek istiyorum. İfademiz arkadaşlar şöyle olursa bizim. Bakın böyle olursa. Çizdim. Çizdim. Çünkü çubuğumuz burada değil mi? Yani açımız buradan buraya kadar. Alfa açımız burada. Arkadaşlar buradaki tanjant alfanın yeri neresi biliyor musunuz? Doğruyu çizdiniz ya şu şekilde. Buranın neyini alıyorsunuz? İz düşümünü alıyorsunuz. Bu sefer tanjant alfa burası olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Aynı şekilde diyelim ki sen bunu tuttun. Buradan çizdin. Doğrumuz burada bizim. Alfa açısı geldi buradan buraya kadar. Eğer Buradaki iz düşümünü alıyorsunuz. Burası oluyor. Burası ne oluyor? Anjant alfa ifadesi olmuş oluyor. Yani iz düşümlerini karşıda nereye denk geliyorsa oradaki iz düşümlerini arkadaşlar alıyorsunuz. Tamam mı? Burası bizim için önemli. Yorumlamada önemli arkadaşlar. Ee, tanjant alfamız neydi? Tanjant alfa şuydu arkadaşlar. Sinüs bölü kosinüs. Kotanjant alfa neydi? Kosinüs bölü sinüs. Tanjant da kotanjantın çarpımı birdir. Nereden biliyoruz? Çünkü bu sin bölü kos. Bu neydi? Kos bölü indi. Değil mi? ve bunlar gitti. Bunlar gitti. Ne kaldı sonuçta? Bir. Tanjant'la kotanjant çarpımı birdir. Sadece tanjant alfa neye eşit? Her tarafı kotanjant alfaya bölersen bir bölü kot. Kotanjant alfa da 1 bölü tana eşittir. Mesela tanjant alfa 3 bölü 4 ise kotanjant alfa 4 bölü 3. Yani birbirinin tersi. Arkadaşlar tanjant alfanın görüntü kümesi tanım önemli değil. Görüntü kümesi neymiş? Tüm reel sayılarmış. kotanjant e, alfanın da görüntü kümesi arkadaşlar o da tüm reel sayılar. Yani tüm reel sayılar dedi şu. E, buradaki ifade arkadaşlar e, tanjant alfa tanjant alfa ifadesi eksi sonsuz da artı sonsuz aralığında. Ya yani bunu biraz daha alta yazayım. Araya kaynamasın o. Yani şuradaki tanjant alfa arkadaşlar tanjant alfa eksi sonsuz da artı sonsuz arasında. Artı arasında. Aynı şekilde kotanjant yine görüntü kümesi bütün reel sayılar demek. Ne demek arkadaşlar? Kotanjant alfa da aynı şekilde artı sonsuzla eksi sonsuz arasında. Şimdi tekrar edelim arkadaşlar. Sinüs hangi aralıktaydı? Eksi 1 ile 1 bir arasında. Kosinüs hangi aralıktaydı? Eksi 1 ile 1 bir arasında. Tanjant da kotanjant hangi aralıktaymış? Eksi sonsuz da artı sonsuz. Yani tanjant alfa eşittir 5 diyebilirsin. Tanjant alfa eşittir 100 diyebilirsin. Eksi 100 önemli değil. Olabilir arkadaşlar. Yok. Gelelim. Buradaki şu sorumuza tanım aralığı sordu. Bakın. Demiş ki A hangi aralıkta? İyi izleyin. Tanjant alfa hangi aralıktaydı? Arkadaşlar. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında. Şimdi. Her tarafın neyini alıyorum? Bak kare demiştim. Şurada karesini alıyorum. Kare. 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 Eksi sonsuzun karesi artı sonsuz olmadı. Eksilerin hepsi gider ve Burası nereden başlar? Sıfırın karesi de olabilir değil mi? Burası yani sıfırdan başlar. Tan kare alfa nereye kadar gider? Sonsuza kadar gider. Tamam mı? Ondan sonra cıma, her tarafa bir ekle. Bir eklersem ne olur? Her tarafa bir artı bir artı bir artı. Şimdi burası ne olur arkadaşlar? Bir küçük eşittir. Bir artı tan kare alfa küçük artı sonsuz. Bir ile sonsuz birdir zaten. Her tarafın karekökünü kökünü al. Çünkü kara kökü demiş. karekökünü aldım. 1 küçük eşittir. E zaten bu A demektir. Küçük. Sonsuz. Hangi aralıktaymış A ifadesi? 1 ile sonsuz arasında iyiymiş. Tamam mı? Evet. Alttaki soruya bakalım. Şuna. Bunu bu tarafa atalım. 2 sin x eşittir 3 cos x. Arkadaşlar bunu bunun altına atalım. bunun. Sin x bölü cos x eşittir 3 bölü 2. Yani tanjant x eşittir ne eder? 3 bölü 2 bu kadar. Cosinus x'i sin x'in altına 2 ile 3'ün altına yazıyoruz. Ve tanjant x'i 2 buluyoruz artık. Şuradaki iki sorumuza İçler dışlar yap. 2 ile burayı çarp. 2 sin x artı 2 cos x. 1 ile çarp. Cos x eksi sin x. Şimdi cosları bir yere, sinleri bir araya toplayalım. Nasıl toplayalım? Bunu buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Eksi artı geçer. 3 tane sin x eşittir. 1 cos x'den 2 cos x çıkarsa eksi cos x. Kotanjant her tarafı sin x'e bölüyorum. Bunlar gitti. 3 eşittir. Eksi kod x. Kod x neye eşittir? Eksi 3 eşittir. Kod x eksi 3 eşittir. Arkadaşlar. Cevabımız eksi 3 çıkmış. O dur. Tamam. 2 kod x eksi 2 tane kod x olarak geçti. 1 kod x'ten 2 kod x çıkarsa eksi 1 tane kod x kalır. Eksi sin x artı sin x geçti. 3 tane oldu. Her tarafı sin x. Gelelim 46. soru aşağıdaki soru. Burada da arkadaşlar tanjant x kotanjant x 3 tan kare kot kareyi sormuş. Her tarafın karesini alıyorum. Buradan ne olur? Tan kare arkadaşlar tan kare x birinci ile ikinci çarpımın iki katı tan x kot x ikincinin karesi kot kare eşittir 9. Bununla bunun çarpımı 1. At bu tarafa ne oldu? Tan kare x artı kod kare x artı 2 2 geçince burası 7 oldu. Cevap 7. Gelelim second cosecant. Buraya Şimdi e, second cosecant arkadaşlar ee, burada şu önemli. Buranın ispatı nasıl yapılıyor? Şimdi ona gel. Bura alfa. Bu birim çember olduğu için bir birim mi? Yes, evet. Peki şu uzunluğa ne diyelim arkadaşlar? Bu uzunluğa da x diyelim. O uzun. Peki kosinüs alfa neye eşittir? Bu üçgende burası dik değil mi? 1 bölü x değil mi? Yani buradan x ile kosun yerini değiştirsen x eşittir 1 bölü kos alfa denir. Yani şuradaki x işte buradaki kos al bu ifade buradan geliyor. Bu da nedir? Sekant arkadaşlar Alfa, Bir alfa sekant alfa'ya eşittir. Yani burası nedir arkadaşlar? Burası gördüğünüz gibi sekant alfa'ya eşit. Buradan geliyor, tamam mı? Peki nereden geliyor şimdi. Ona bakalım Kosekant. Şimdi burası 90 derece. Evet, bura alfa ise. Şurası da nedir arkadaşlar? Alfadır, değil mi? Şimdi bakın şu uzunluğa da ne diyelim? Y diyelim. Sinüs alfa neye eşittir? Şuradaki 1 bölü y değil midir? Bir bölü y. Y eşittir Bir bölü sin alfa değil midir? Bölü sin alfa. O zaman y eşittir kosekant e, alfa değil midir arkadaşlar? Kosekant alfa. İşte şu uzunluk ne eşit? O sekant alfaya eşit. Evet. Sayısı şu. Sekant alfa demek bir bölü kos alfa demek. O sekant alfa demek bir bölü sin alfa. Buna yanıl yanılmayın. Sekant bir bölü sin der gibi oluyorsun ama demeyecek. Zıttını alacaksın. S, O ile başlayacak. O, T ile başlayacak. Anlattım. Gelelim şu sorularımıza. Arkadaşlar sekant neydi yukarıda? 1 bölü kosinüs. Şu 1 bölü ne? sinüs bölü sinüs x artı kosinüs x. Yukarının paydalarını eşitle faydalarını eşitlersen yani şurayı sin x ile şurayı da cos x ile çarparsak faydalarını eşit. E ne olur sin x artı cos x bölü sin x çarpı cos x olur değil mi? Bölü sin x artı cos x. Buradan yukarıyı sabit tutuyoruz. Cos x bölü sin x çarpı cos x. da ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. 1 bölü sin x artı cos x. Bunlar gitti. 1 bölü sin x çarpı ne çıktı? Sin x çarpı cos x çıktı. Gelelim. E bunu da şöyle düzenleyebilirsiniz. Sek çarpı kosek. Değil mi? Sekant çarpı kosekant. 1 bölü sin çarpı 1 bölü cos. Gelelim altındakine. Şuraya gelelim. Arkadaşlar paydaları işleyelim. Burayı 1 eksi cos x ile Burayı da neyle çarpıyorum? Böyle mi yapsam acaba? Allah şimdi aklıma geldi. Böyle çarpalım. Bakalım ne olacak? Sin x çarpı 1 eksi cos x bölü 1 eksi cos x de 1 artı kodu 1 eksi cos kare x eder değil mi burası? Cos kare x eder burası. 1 e eksi cos kare x de sin kare x değil midir? E bunun bir tanesiyle sin şu gitmez mi? E buradan ne olur arkadaşlar? artı işte 1 artı cos x bölü sin x. Buradan ne çıkar? 1 eksi cos x bölü sin x artı 1 artı cos x bölü sin x. E topladım bunlar ne oldu gitti. 1 1 daha kaç etti yukarısı? 2. 2 bölü sin x çıktı. Değil mi arkadaşlar? Süper. 2 bölü sin x de neye eşittir? 2 kosekant x e eşit değil midir arkadaşlar? Çünkü burası nedir? 2 çarpı 1 bölü sin x'tir. E 1 bölü sin x de kosekant. Yes. Arkadaşlar bunu tan x eksi sekant x ile bunu tan x artı e, sekant x ile paydaları eşitliyorum kısacası. Bunu yukarıyla tan x arkadaşlar Eksi sekant x yukarı ile çarp. Eksi tan x. Eksi'yi unutmayın. Dağıtıyorsunuz. Eksi sek x bölü. Tan kare x. Eksi sek kare. Bunlar gitti. Eksi 2 tane sekant x bölü. E burası nedir? Sin kare x. Bölü kos kare x. Eksi 1 bölü kos kare x. Burası sin kare x eksi 1 bölü kos kare x. Şimdi şimdi burayı nasıl yapabiliriz? Bakın burada hemen şu hareketi yapabilmeniz lazım. Sin kare x artı kos kare x hani birdi ya. Formüllerin şahı babası. Buydu değil mi arkadaşlar? Bir. Ee, buradan bunu yapabilmemiz lazım. Bunu buraya atalım. Bunu da buraya atalım arkadaşlar. Buradan ne olur? Sin kare x eksi 1 eşittir eksi kos kare x mi eder? E, demek ki bunun yerine ne yazıyorum? Kos kare x yazabilmem lazım. Tamam mı arkadaşlar? Evet. E, yazarsam şunla şu gitti. Ne oldu? Eksi 2 sekant x bölü eksi 1. Buradan da ne oldu? Bir tane sekant x sonucumuz çıkmış oldu arkadaşlar. Tamam mı Gelelim şuraya. Arkadaşlar bu önemli şu formül A küp artı B küpün formülü. A artı B'nin kübü. Eksi 3 AB. A artı B. Bunu bilmeyen arkadaşlar karşıma gelmesin. Karşıma çıkmasın. Gitsin deposun gitsin. Formülü ezberleyeceksin bak. İlk 20 bine mi girmek istiyorsun? verecek. Şimdi ilk buradan bu açılımı yazdım. Şimdi bunun yerine ne gelecek? Tan. Değil mi? Bunun yerine ne gelecek? Kot. Değil mi? Ha, o zaman ne olacak? Açılımda yazalım. Tanjant x artı kotanjant x'in kübü. Şunun açılımını yazıyorum. Eksi 3 tane tan x çarpı kot x. E, tanjant x tanjant x artı kotanjant e şurası tan x çarpı kot x 1 zaten. Burası ne? A. Burası da ne? A. Yani bu ne oldu? A küp eksi 3 çarpı 1 çarpı A. Yani A küp eksi 3 A. Ne oldu? Çıkmış oldu. Arkadaşlar. Gelelim şu. Ooo harika. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Ona bakalım. Burada arkadaşlar AB ne? Şurası ne? Kök kos alfa. E şimdi çeyrek çember demiş. Birim çember. Ha birim çember evet. Güzel. Birim çemberse burası birdir. Burası da nedir? Birdir. Kosinüs teoremini bilmiş olsaydınız ama da burada patlatacaktım size kosinüs diyor. Ama bilmediğiniz için başka yoldan yapın. Kosinüs alfayı istemiş. Şuradan bir aşağıya dik iniyorum. Tamam mı? Dike indim soracığıma. Burası nedir arkadaşlar? Şu uzunluk kosinüs alfadır. Şu uzunluk ne? Sinüs alfadır. Peki burası nedir? bir eksi kos alfa değil mi burası da? Evet. Peki şurada bakın şurada bu üçgende. Şuradaki bu üçgende arkadaşlar bu üçgende. E neyi yapalım? Pythagor sin kare alfa bir eksi kos kare 1 eksi kos alfanın karesi eşittir. Kök içerisinde cos alfanın karesine eşit diyelim. E ne olur buradan? Sin kare alfa artı birincinin karesi bir çarpım iki katı iki cos alfa. İkincinin karesi cos kare alfa eşittir. Cos alfa mı? Evet. Peki. 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 Buradan arkadaşlar bakın. Ee, sin kare artı cos kare nedir? bir Değil mi? Önemli. 1. İkisinin toplamı 1. Bir. E 1 ile buradaki 1 toplarsan ne olur? 2 eksi 2 kos alfa eşittir kos alfa. E bunu buraya at. 2 eşittir. Artı 2 geçer. Bir tane de 3 tane cos alfa. cos alfa eşittir. 2 bölü ne çıkar? 3. Buradaki. bölü 3 çıktı. Oldu. Ne yaptık? Bakın birim çember olduğu için birebir dedik. Orada dik çizdik. Şurada dik aldık arkadaşlar. E burası neydi? Alfa ise burası kosinüs alfadır. Şurası da sinüs alfadır. Yukarıda dedik. E buraya da ne gelir? 1 eksi kosünüs alfa. Oradan da Pisagor'dan işi bitirmiş oldu. Gelelim altındaki soruya. Bize ne demiş? Bakın. AB2 Burası kaçmış? 3 Demiş ki buranın ADC yani ADC'nin alanı. Yani şuranın şuranın alanı. Arkadaşlar buranın alanı. Buranın alanının alfa cinsinden. Bakın şöyle yapalım. Değerli arkadaşlar. Ne lazım bana burada? Ee, A, D, C demiş. O zaman şunu yapalım. Ee, şuraya Y diyeyim. Sinüs alfa eşittir. Y bölü 2 değil mi? Yani Y eşittir. 2 sin alfa olmaz mı? Demek ki bu bu yükseklik neymiş? 2 sin alfa. Bunu hallet. Arkadaşlar. Bakın. E, geriye kaldı neresi? Şurayı bulmam lazım. Şurayı bulmam lazım. Buraya da ne diyeyim? X. Şimdi kosinüs alfa o da x bölü 2 değil mi? Evet. X eşittir. 2 kos alfa olmaz mı? Evet. Bunu. Ya burası neymiş? 2 kos alfaymış. O zaman şu taradığım yer ne olur? 3 eksi 2 kos alfa olmaz mı? Evet. 3 eksi 2 kos alfa. Peki o mavi bölgenin alanı ne olur? Tabanı, tabanı ne arkadaşlar? 3 eksi 2 koz alfa. Yüksekliği ne? 2 sin alfa. Bölü 2 değil midir arkadaşlar? gitti. Buradan ne çıktı arkadaşlar? E, şunu dağıtabilirsiniz. Derseniz böyle de kalabilir. 3 sin alfa eksi 2 sin alfa çarpı koz alfa olmuş oldu alanımız. Tamam mı? Evet. Yani dediğimiz gibi burası iki birim. Ee, bu yani kontrol ediyorum işlem hatası var mı yok mu diye. AB iki birim. Y'yi iki sin alfa bulduk arkadaşlar. X'i de iki kos alfa bulduk. Burayı iki kos alfa bulduk arkadaşlar. Sonra 3'ten buradaki 3'ten bu 2 cos alfa'yı çıkarınca şurayı bulduk. 3 eksi 2 cos alfa. Alan nedir dik üçgenin? Bununla bunun çarpımının Yarısı. Oradan da alanı bulmuş. Gelelim şu soruya, buradaki sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuzda ne yapacağız? Bir bakalım. Arkadaşlar, size ne demiş? BD'nin, BD'nin yani şuranın alfa cinsinden değilim. Arkadaşlar, bakın, BD'nin alfa tamamdır. Buraya y diyeyim bu uzunluğa. E buradan ne olur arkadaşlar? Bak. Sinüs alfa nedir? Y bölü 1 değil mi? Yani buradaki y ifadesi aslında sin. Şimdi burası alfa ise. Burası alfa ise. Burası nedir? 90 eksi alfadır. O zaman şurası nedir? Alfadır. Değil mi? Bak buradan bir yere geleceğim. Burası alfa çıktı. Peki kosinüs alfa nedir burada? Kosinüs alfa eşittir. AB bölü değil mi? AB tamam. Şurada gördünüz. Buna buraya çarp. AB eşittir. İki tane cos alfa olmaz mı? AB ne çıktı? 2 cos alfa. Bize neyi sordu? BD'yi sordu değil mi? Peki BD neye eşit arkadaşlar? AB'den AB'den AD'nin çıkarılmış hali değil midir arkadaşlar? E, AB nedir burada? AB'ye bakın arkadaşlar yukarıda buldum iki kos alfa kos alfa ad'yi zaten bulmuştum o da eksi alfa 2 cos alfa eksi sin alfa o da enizde çıkmış olur evet bunları sık sık tekrar edin aşağı sarıp sarıp arkadaşlar dinleyin tamam mı? evet şimdilik bu bölümü de arkadaşlar burada tamamlamış ol olalım ikinci bölümümüz de arkadaşlar burada tamamlanmış oldu üçüncü bölümle sizlerle beraber olacağız. Dikkatlice arkadaşlar izlemeye devam edin. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.